mesele. Katılırım sana de sen de söyle. Teşekkür ediyorum efendim. Biz kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Çünkü hem kendimizi hem de karşımızdakini gülümsetiyoruz, güldürüyoruz. Görevimiz bu. O yüzden de çok şanslıyız. Çünkü çok keyifli bir iş. Çünkü biz diyoruz ki her zaman gülmek iyileştirir. Bunu savunuyoruz. Ve öğrendik ki efendim aynı bu isimde bir dernek var. O derneği bilenler biliyordur ama Gülmek İyileştirir Derneği ile sizi biraz tanıştırmak istiyoruz. O yüzden de sözü ben kısacık Aslı Hanım'a veriyorum. Aslı Bastıyalı ben. Gülmek İyileştirir Derneği'nin başkanıyım. Bu fırsatı yakalamışken çok kısaca derneğimizden ve gülmenin iyileştirici gücünden biraz bahsetmek lütfen istiyorum. Biliyorsunuz moral herkes tarafından kabul edilen her türlü hastalığın en önemli ilacıdır. Bunu hepimiz biliriz ama moralli olmak için çok fazla bir şey yapmayız normal hayatımızda. Buraya gelmek gibi şeyleri her zaman yapamayız. Halbuki yapılabilecek çok kolay şeyler var aslında. Ben bunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Her gün mesela 10 dakika güldüğümüzde ki bu gülme işlemi komik bir şeye karşı olmasa bile kendi kendimize egzersiz gibi gülsek bile 10 dakika. Mutluluk hormonlarımız artıyor. Serotonin, endorfin, stres hormonları azalıyor. Bağışıklık hücrelerimiz artıyor. Bu gerçekten çok kolay yapılabilen ve çok etkili bir şey. Bunu öğrendikten sonra biz bu fikirden yola çıkarak 2016'da Gülmek İyileştirir Derneği'ni kurduk. Amacımız ciddi hastalıklar sebebiyle bağışıklığı baskı altında olan, sosyalleşemeyen, gülemeyen çocuklar ve ailelerine destek olmak. Bu amaçla birincisi Üsküdar'da olan ve ikincisini Şişli'de açmaya hazırlandığımız hijyenik oyun merkezleri açıyoruz. Buraya yine kemoterapi tedavisi sebebiyle sosyalleşemeyen çocuklarımız gelip ücretsiz hizmet alabiliyorlar. İnşallah Türkiye'nin diğer yerlerinde de açabilmeyi umuyoruz. İnşallah. Böyle herkesin desteği bekliyoruz. Biz bir ucundan tutmak istesek, destek olmak istesek bu nasıl oluyor? Yani size nasıl ulaşabiliyoruz? Öncelikle tabii bize yeni bir dernek olduğumuz için tanımanızı çok istiyoruz. Herkesin tanımasını. Sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden gulmekiyilestirir.org.tr'den bakıp inceleyerek oradan da her türlü bağış desteği ya da gönüllülük desteğiyle ilgili bilgileri herkes görebilir. Teşekkür ediyoruz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Bol kahkahalı güller diliyorum. Bol bol açıp Güldür Güldür şovu izleyerek bugün olduğu gibi hepimizin serotoninin tamam yapmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim bizim bir hancımız vardı. Bahtsız bir hancımız. Takip eden oldu mu bilmiyorum. Ama görünce hatırlayacaksınız büyük ihtimal. Hancımız bu sefer başka bir yerde bir dükkan açıyor ve istiyor ki işler yolunda gitsin. Aman bir terslik olmasın. Bunun için bütün önlemlerini alıyor. Bakalım istediği gibi mi olacak yoksa şanssızlığı onu takip ediyor mu izleyip görelim. Buyursunlar. Evet Ozan Asku Bey, işte büfeme geldik.
Bizans Kalesi'nin tam göbeğinde asker koğuşlarına ve imparatorun odasına yürüme mesafesinde 365 gün ışık alan aydınlık nezih bir bölgedir efendim büfemiz. Güzel, güzel. İşleri iyi diyorsun yani. He? Çok şükür gayet iyi. Bizans askerleri köyleri yakıp yıkıyorlar, acıkıyorlar, geliyorlar hop benim büfedeler. Güzel. Yani kalenin içinde olduğunuz için bir risk de teşkil etmiyor efendim, öyle. Çok sağlam görünüyor, masif galiba. İyidir, iyidir, sağlamdır. Ben çok başım yandığı için sağlam yaptırdım. İyi, güzel. Bu ne İbrahim? Uzans kubeyi bu sakız diyorlar. Sakız ağacından yapılıyormuş. Çiğniyor insanlar, yutmuyorsun. Balon yapan var. Orucu bozar mı acaba? Oruç? Ne bileyim, birden aklıma geldi. Neyse, patronum kazıklı voyvoda borç verdiği parasının çarçur edilmesinden hiç hoşlanmaz. Ama burada işler iyi gibi. Heh. Olumlu rapor yazacağım. Heh, çok teşekkür ederim. İlk ödemen gelecek ay. Tamam. Sen izliyor büfe, verecek 50 sikke. Yuh, faiz sizde yüzde kaç ya? %35. Kazıklı voyvoda değil, kazıkçı voyvoda. He, olumsuz rapor yazacağım. Tamam, tamam, ödeyeceğim, ödeyeceğim. Sorun yok, öderim. Sikke sikke ödeyeceksin. Altını çizme güzel kardeşim, anladım. Haydi hayırlı işler Hacı İbrahim. Sağ ol. Kuşlara da bir baktırın. Tamam. Yalnız hancı değil, büfeci diye lanse ederse hancı bana uğursuzluk getiriyor. Çünkü artık büfeci İbrahim. Oh, yeni büfende çok mutluyum, çok şükür. Bizans askerlerinin kahkahaları bile beni hiç rahatsız etmiyor. Çünkü hepsi müşterim. Ne haber dostum? Ne haber? İyi, sağ ol. Sen de hoş geldiniz. İyidir. Hey. Büfeci. Evet. Akbil dolduruyor musun? Henüz başlamadı. Buyurun. O zaman bize arpa suyuyla patso ver. Hemen geliyor çocuklar. Anlatın bakalım. Bugün gününüz nasıl geçti? Nasıl geçsin? Birkaç köyü yağmaladık. Evlerin çatılarını yaktık. Önümüzde kaçışan insanları atla kovalayıp kılıçtan geçirdik. Tipik klasik Bizans askeri günleri işte. Milleti sarmağa gere gere geziyoruz. Çok iyi. Bu arkadaş iyi mi? İyi, iyi. Bizans askerliğini bedel yapıyor da şoka girdi galiba. Ha. Hop, Kudretus. Kan mı bu elimdeki? Yok lan, Patso'nun keçi bu. Şişt, bunu baskınlara falan götürmeyin, yazık ya. Bedelli bitene kadar delidir bu. Yok, yok. Birkaç köylünün rızkını çalsın, ahırlarını yaksın, alışır. Zamanla olacak işler. Kanımı donduruyorsunuz ama müşteri daima haklıdır. Büfeci. Evet canım. Bize anahtar bıraktılar mı? Ha evet, bir anahtar bıraktılar size. Doğrusu anahtar yalnız, anahtar değil. Neyse, bana düşmez. Dersin. Zindandan birini nakledecekmişsiniz. Hah, iyi bari, normal bir görev. Öyle hemen heveslenme bedelli. Yolda giderken o mahkuma öyle işkenceler ederiz ki. Büfeci, bu arada şu patsoları hesaba yazarsın artık. Bahadır Yus, canım benim. Biraz birikti yalnız ya. Tamam, yazayım ama onu bir ara kapatalım. Merak etme. Maaşlar yatınca öderiz. Yürüyün lan, gidiyoruz. Hadi kalk. Adama ağır yük verdik ya. Ay, çok iyi insanlar demek isterdim ama hiç iyi değiller. Neyse ki aman yani. Velisiyemi hesabımı kapatmadan başlarına bir şey gelmesin, bana yeter. Yettim ulan! Bizans kargaları! Oh my gosh! Lan! Başımın belası! Lan Afrika'da muz kasalarında gelen böcek gibi benim patates kasalarımda ne arıyorsun sen? Karemizot ne arıyorsun yine benim dükkanımın yanında? Gizli bir görev için kaleye sızmam gerekti hancı. Senin büfen sağ olsun hancı. Patates küfelerine saklanıp geldim. Sen olmasan olmazdı. Artık
Senin büfen bir Türk sancağıdır. Hayır efendim. Benim büfen bir lezzet sancağıdır. Tamam mı? Lütfen git kale Mesut. Bak Kazıklı Voyvoda Kont Drakula'dan yüksek faizle borç aldım. Eğer ödeyemezsen mahvolurum, biterim. Hadi git. Yüksek faiz mi? Karnemici alçaklar! Şu iş bitsin. Onlara da gününü göstereceğim. Senin için Hancı. Ya benim için yapman gereken tek şey buradan defolup gitmek, tamam mı? Git. Askere bak, görmedi, git buradan. Şu kalenin tozlarını bir alın be. Burada imparator mu yaşıyor? Hayvan mı yaşıyor? Bildirin. Yüce imparator geliyor. Bizi yan yana görürse ben biterim. Çık git, çık git şuraya. Geç Allah'ın cezası. Zaten donum düşüp duruyor. Zor günler için sakladığım rahip kostümünü giy ver. Tamam mı? Saklan ve sakın ola sesini çıkarma aşağılık. Helal sana hancı, helal sana. Yedi düvel bu kahramanlığını konuşacak. Kaleyi beraber alacağız. Ben kale almak istemiyorum Allah'ın adamı. Ben sadece sipariş almak istiyorum, tamam mı? Lütfen sana yardım ettiğim falan yok. Hatta ben seni sevmiyorum ya. Sevmiyorum anla. Uzak duruyorum yani. Aramızda mesafe koyuyorum. Ya. Hey! Nasılsın Abraham? Yüce İmparator. Hayatus. İmparatorum, tacınız ne kadar güzel. Göz renginiz ortaya çıkarmış. Ya bunun gözü kahve rengi. Mavi değil, bir şey değil. Yani bundaki tek sorun göz rengi mi yani? Böyle yoksa imparator. Evet. Hayat-ı sünnetinden beri ilk defa böyle giyiniyor. Evet. Yani bu teyze peri onu nereden bulmuşlar Tanrıç? Bizans da olur böyle şey. Buyur. Tacınız ne kadar güzel. Pelerinizle de çok uyumlu. Eksik olma büfezi. Bu kim? Allah Allah, gördünüz. Bu benim okuldan din kültürü hocam. Rahip Mesutos. Çok sevindim Rahip Mesutos. Gücüm paradı. Bakın tam bir rahip sesi. Yaklaş buraya. Emredesiniz efendim. Tamam. Rahip efendi. İmparator. Karan Mesut adında bir alçak varmış buralarda dolaşıyormuş. Eğer elime geçirirsem... bir dakika içinde parça parça ederim o korkağı. Ya korkan derken yani hani... ya çok altın çizmeyin ya. Öyle değil mi? Sen ne düşünüyorsun? Ben de öyle düşünüyorum imparator. Gelsen de Türk köylüleri... Konstantinopolis'i ele geçireceklerini söylemişler. Gülmedin. Rahip de bize böyle güler. Sen okullu musun yoksa alaylı mı? Namahrem diyor. Allah Allah. Allah Allah mı? Abraham. Canım. Bu nedir? Sakız efendim, sakız ağacından yapılıyor. Sakız orucu bozar mı Rahip efendim? Yıllardır Anadolu köylüsünün bir türlü sözemediği bir sorun. Evet, rahip son noktayı koysun, siz de gidin artık. Fetva vermeyeyim mi istersiniz efendim? O halde ıssız bir adaya düşsem. Elimde bir balta olsa. Efendim, rahip uyuyakaldı şu an, uyudu. Evet, bu saati geldi efendim. İstihareye yattı efendim. Sonra görüşün efendim. Issız bir adaya düşsem. Ben düşsem efendim. Yanına alacağım. Bir balta, bir de keser olsa. Karan Mesut'u adaya seninle beraber bıraksak ne yaparsın? Bu benim ilmime aşır efendim. Cevap ver. Keserim. Ver, Rahim. Evet. Siz hayırdır Yüce İmparator? Böyle nereye gidiyorsunuz? Önemli bir vazifeye mi acaba? Koskoca imparatorsunuz sonuçta. Aman yok beyzanim, yok beyzanim. Patso almaya geldim. Türk köylüsünün rızkını gasp ederek kurduğum sofralarda binlerce sesit yemek var ama yine de şu patso'dan vazgeçemiyorum doğrusu. Buyurun efendim, sizin için özel olarak hazırladığım patso. İçine miktar aldım, helal et. Sağ ol, sağ ol. Hadi ben kasar. Hadi selametle. Bu arada Rahip efendi,
Bir ara gel de günah çıkartalım. Bekliyorum. Şu iş bitmeden seni de geberteceğim. He? Bir imparator suikastimiz eksikti, canına yandığım yerinde ya. Kara Mesut, askerler geliyor. Sana büfeden %20 pay vereyim. Git buradan ne olur. Şişt. Sakin kal. İşaretimi bekle. Ne işareti lan? İşaret mi işaret istemiyorum. Ne işareti? Yürü bakalım. Yürü bakalım prenses. Türklerle işbirliği yapmanın bedelini ödeyeceksin. Tabii Kara Mesut'un yerini bize ihbar edersen o ayrı. Asla, asla söylemem size Kara Mesut'un nerede olduğunu. Yakın burayı, yakın, devirin, her şeyi indirin aşağıya. Taş taş üstünde kalmasın. Gene de söylemem, gene de söylemem. Başımın ikinci belası, seni bilesin. Ya neden kaos ortamı yaratıyorsunuz? Neden yakıp yıksınlar? Adamların kalesi burası ya. He Bahadır, söyledin mi? Çok güzel söyledin. Bu vatan haini iyi bir cevap oldu. Bu kim? Ana... Rahip Mesut Oz, din kültürü hocam. Ay, ne kadar da asil bir duruşu var. Asil birine benziyor. Ya ne alakası var? Senin benim gibi biri ip ipullah, sivri küllah bir adam. Sayın Rahip, ben bir şey sorabilir miyim? Affedersiniz, affedersiniz. Şey, masum köylüleri terörize etmek büyük bir günah mıdır acaba? Günah tabii soysuzlar! Ay. Bilmeliydim. Kara Mesut, sensin. Hadi, hadi Kara Mesut. Ne hadi hadi lan? Yazma adama, adama yazma. Kılıç çekiyor adam, yazma. Vay, Kara Mesut. Demek sendin ha? Şimdi kılıcımın tadına varacaksınız. Vay! Hain! Ne hain? Ben bir şey yapmadım ya. Kara Mesut! Hadi yak, yık, yağmala burayı. İndir her şeyi aşağıya. Şuralar hep devir. Dur. Taş taş üstünde kalmasın. Devirmesin, devirmesin. Kadın bir gaz verme Allah aşkına, dur. Kılıcın tadına bakmayın. Patsonun tadına bakın, olur mu? Patson. Konuşarak çözelim bu meseleyi. Lan zaten burası tarihi eser. Buraya dokunmayın, başımız yanar vallahi. Çivi çaktırmıyorlar binaya. Anca çekil. Sen görevini yerine getirdin. Sıra bende. Davranın ulan! Görevini mi? Vay hain! İşbirlikçi! Hem bir şey yapmadın mı? Şu birisiyi kapatsa, hesabı kapatsaydık önce hesabı. Lan! Ben onların hesabını alacağım Ancı, merak etme. Durun! Sakın atın! Al bakalım. Orucum, orucum! Sakın orucu bozmaz! Ya! Kardeş! Allah'ın ceza, Fikrus! Bana bak, bana bak, bana. Neyse, çok büyük bir zayiat yok. İşler fıçı gitti. Lan sakız atarak neyi başarmayı amaçlıyorsun? Bunları da yazıyorum deftere bak. Kara Mesut, ne güzel dövüşüyorsun öyle. O kollar nasıl da kaslı. Nasıl da adeleli adeleli böyle. Ah! Yürü! Hadi şimdi öldürmeniz tam zamanı ol, hadi. Ah! Vay be! Kırık kılıçla geberiyorum lan. Ah! 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 Yere şimdi gebereceğim. Ah! Kırılmadı oğlum bunlar. Gel gel. Hala kırılmadı. Saplasana arkada kılıcı. Aptal. Oyalıyorum orada. Bunu burada al hocam. Buradan saplayacağım ya adam. Anca çekil. Çekildim ha. Ulan beni en çok bu koydu. Hadi Fikru sakin sakin. Hadi koçum. Aşağının yanına doğru hadi. Düş 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 düş. Bak bak sinsiye bak bak. Ha!
olmasa yeter mi? Aa! Yine mi kuşlarla? Öldürürüm seni, şunu şart etsin. Allah belanızı vermesin size, Allah cezanızı vermesin ya. Bu neymiş arkadaş ya? Gitti bütün benim şeyler. Neyse ki büfemi kurtardım. Nedir bu gürültüyü? Ağız tadıyla bir patso yedirme olsunuz insana. Göbeğin oynuyor. Ya koskocayı pardon sandalet giymiş ya. Patso yemeye devam et hayati köpeği. Artık ağzının yerini biliyorum. Kaç ulan kaç. Eyvah. Sakın beni öldürme. Gel buraya. Ulan koskoca Bizans kalesini 3 tane asker mi koruyordu koskoca imparator ulan? He? Anlar. O dönek bedenin yerinde dursun ulan. Ha! Yüce İmparatorum. Öne doğru ölelim. Çok güzel. Al. Boş ver arkayı. Oraya git. Böyle. Büfeyi. Veresiydim. Efendim. Tamam. Çok güzel. Bitirebiliriz. Sen 70 kilo öldürmüştün Kalemesut'u. Manyak! Ya yine olan oldu ya. Gitti büfe. Hancı, sen olmasan olmazdı. Dokunma bana. Git artık hayatımdan. Lan prenses, prenses. Hı? Farkında mısın? Baban öldü lan. Asla. O benim babam değil. Zamanında beni Türk obasından kaçırmış. Eve mi itiraf etmişti? Neden bu kadar mert oldun? Ortaya çıktı düşman beldenin yaban güzeli. Gel, seninle Maşukiye'de kahvaltı yapmaya gidelim. Hancı. Ne var lan? Ne var oğlum? Sen de gel. Ekibin kalan üyeleriyle tanışırsın yeni macera öncesi. Ya hayır diyen bir insana bu kadar ısrar etmek ne kadar itici bir şey. Bunun farkında mısın acaba? Gider misin lütfen? Peki, canın isterse gelirsin. Al. Bu kese masraflarını karşılar belki. Ya. Bana Mesut. Allah senden razı olsun yiğidim. Bonkör kahraman. Zararımı karşılayacağını biliyordum Kale Mesut. Çok teşekkür ederim. Dut lan bu dut. Orada ağaçta sevil gibi var lan. Ben ne yapacağım bu dutu? Hadi. Hadi gidelim. Hadi Kale Mesut. Ulan bir sürü şu manzarayı seyredeyim lan. Allah kahretsin. Ben esnaflı bırakıyorum arkadaş ya. Vallahi gidip Bizans'ta memur olacağım. Zaten sene 1450. 3 sene emekliliğim gelir. Rahat rahat emekliliğe bakarım. 1453 benim senem olacak hissediyorum. Subhanallah. Evladım, ak baba mısın sen? Yat bakalım. Kendini bana bırak. Aşçı mısın, tellak mısın? Ben anlamadım ki.
Ulan Maraş kasabı, tutsana şunu. Ver o eti bana. Antrikotun intikamı. Teşekkür ederim efendim. Böyle eşimin, dostumun, kardeşimin, kuzenimin ilişkilerine karışırım. Ben onlardan sorumluyum. Ne yaşıyorsa bilirim, fikrimi de söylerim diyen var mı? Burada bir hanımefendi var, verelim mikrofonu. Aslında yeni evliyim ama eşimin her şeyine karışıyorum. Bazen bu onu fazla sıkıyor. Mesela nelere karışıyorsunuz? Ne bileyim artık, nereye gider, ne yapar, şu, hani iş yerinde bile olsa... Hani iş yerine giderken bile bindin mi, vardın mı, şu an ne yapıyorsun, yedin mi, içtin mi? Her şeyi sorguluyorum telefonunda falan. Biraz fazla bazen kurcalıyorum. Öyle mi? Evet. Peki bir güven sorunu mu var? Hayır, güven sorunu değil de hani her zaman rahat olsun istiyorum. Hani onun canını bir şey sıkmasın her zaman. Ha, beyefendinin iyiliği için yapıyorsunuz bunları. Peki bunu biraz törpülemeyi düşünüyor musunuz? Mesela hiç enteresan bir şey gördüğünüz oldu mu? Ya görmedim aslında. İşte törpülemek adına artık bunu ona fazla belli etmemeye çalışıyorum. Belli etmeden yapıyorum artık. Ha, gizlice karıştırıyorsunuz telefonu. Daha çok siz hani şeye odaklandınız, telefona odaklandınız ama hani yiyor mu, içiyor mu? Ha, orasına. Ha, evet, aynen. Yani bir... merak ediyorsunuz onu. Aynen. Dakikasını anladım falan. O zaman devam edin bütün şiddetiyle bu duruma. Aynen. Şey, buradan herkese selam göndermek istiyorum. Herkese, buyurun. Anneme, babama, kayınvalideme, kaynanama, görümcelerime, ablama. Hem kayınvalidenize hem kaynanınıza. Aynen, kaynanama. Çok selam söylüyorum. Hepsini çok seviyorum, öpüyorum. Biz de hepsine selam söylüyoruz. Teşekkür ederim. Var mı başka? Evet. Böyle benim şuyuma buyuma çok karışılıyor diyen şurada bir hanımefendi var. Öncelikle iyi akşamlar. İyi akşamlar. İsmim Alev Gizem. İkisini birden mi kullanıyorsunuz? Evet, genelde. Evlenene kadar çok karışıyordum. Özellikle ablalarıma. Ama bu kıskançlıktan dolayı. Yani sevdiklerimi pek paylaşamıyorum. Sürekli aralarına falan oturuyordum. Ya da sürekli ispitliyordum. Onu ona söylüyorum, onu ona söylüyorum. Ne söylüyordunuz ara bozuyorum mesela? Yani... Babamın yanında mesela babamdan gizlediklerini söylüyordum özellikle. Ne gizliyorlardı mesela, genelde ne gizliyorlar? Yani önceden işte eşleriyle nasıl buluştuklarını vesaire vesaire ya da söylenmemesi gereken bir şeyi pat İnşallah diye. Hiç başarılı olamadınız. Genelde başarılı oldum. Çünkü hep uyumu biliyorlardı maalesef. Benden önce davrandıkları da oluyordu ama olsun, genelde ben genelde başarılı oluyordum. Sonra ne oldu? Evlendikten sonra duruldum. Niye bilmiyorum ama... Onlar evlendikten sonra mı ben size... Ben evlendikten sonra duruldum. Kendi işinizin, evinizin... Galiba hani için. O ok hiçbir zaman bana dönmesin istedim galiba. Ondan olabilir. Onlar size hiç öyle bir şey yapmadılar. Yok, sağ olsunlar. Hiç öyle bir şey yapmadılar. Çok iyiler ya. Ablalarımı çok seviyorum, sağ olsunlar. Evet. İnşallah onlar da sizi seviyordur hala. Umarım, inşallah. Peki, teşekkür ediyorum. Bir şey söyleyebilir Tabii. miyim? Babam sizin çok büyük hayranınız. Sizi çok seviyor. İsmi Mustafa. Ona selam gönderirseniz çok mutlu olurum. Alev Gizem'in babası Mustafa'ya selamlar. Çok teşekkürler. Son bir şey daha söyleyeceğim. Eşimin doğum günü. Onu çok Öyle seviyorum mi? Ve Onun doğum adı günü ne? Kutlu olsun istiyorum. İlyas. İlyas Bey'in bugün mü doğum günü? Cuma günü. Olsun. Ama erken kutlamak istedim sizin aracılığınızla. Ve ana olarak kalsın istedim her zaman. Tamam, kutluyoruz biz de. Nice güzel yaşlara. Çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamı diliyorum. Evet. Ne çabuk ya. Peki, teşekkür ediyorum. Var mı başka? Var bak, akla geldi. Şurada bir beyefendi var. Kendimle ilgili bir şey anlatacağım. Mantıklı. İsim ne efendim sizin? Batuhan Böcek. Evet. Benim de mesela iş yerinde bana da, benim de ilişkilerime çok karıştılar mesela. Şirketten ilişkiye mi karışıyorlar? Evet. Ne diyorlar mesela, ne yapıyorlar? Yani öyle böyle kıskanmıyorlar yani. Anlatamıyorum yani, o derece. Ne mesela, sizin kıskanılacak yönleriniz neler? Mesela... Çok espiritüel bir insanım mesela. Aynı zamanda mütevazısınız belli. Aynen.
Mesela ilişkilerinizi bozabiliyorlar mı? Tabii, tabii. Niye şirket arkadaşlarınızı bu kadar içinize sokuyorsunuz? Dikkat ediyorum ama işte olmayınca olmuyor. Ne olmuyor? Dikkat edemiyorum. Demek ki... Evet. Bayağı ilişkinizin içinde şirket arkadaşlarınız. Aynen öyle. Demiyor musunuz böyle olmaz diye? Söylüyorum ama işte onlar dinlemiyor. Allah Allah. Bu kadar söz sahibiler mi ya sizin hayatınızda? İşte. İşte mi? Peki şu an hayatınızda biri var mı? Yok. Hep bunlar yüzünden mi? Aynen. Kim bunlar? İsimle burada ifşa edelim. Kim bunlar? Söyleyeyim. Bir tanesinin adı Zahide. Zahide. Bir tanesinin Banu. Bak sizi kızlar kıskanıyor. Aynen. Peki sizden hoşlanıyor olabilirler mi? Olabilir. Peki. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok. Teşekkür ederiz. Şimdi bizim bir çiftimiz var. İlişkilerinde bir takım sorunlar var. İlişkilerini bir üst evreye taşıyacaklar mı, taşımayacaklar mı? Bu ilişki nereye gidiyor gibi sorun olunca ilişki meclisi toplandı. Mecliste bu konu tartışılacak efendim. Bakalım ilişki meclisimiz nasıl geçecek izleyip görelim. Buyursunlar. Evet sayın ilişki mensupları, kız grubu, erkek grubu, değerli arkadaşlar, Yeter ve Mesut'u tanıştıran ortak arkadaşları olarak başkanlığını yaptığım toplantıyı açıyorum. Konu başlığımız gerçekleşmeyen evlilik teklifi. Sayın Başkan itiraz ediyorum. Niye? Olumsuzlama yapıyorsunuz. Niye? Gerçekleşmeyen evlilik teklifi değil, henüz gerçekleşmeyen evlilik teklifi değil. Ha. Biz erkek tarafı olarak sadece şu an hazır hissetmiyoruz. Doğru. Şimdi söz almak üzere kız grubundan sevgili Naime Saki'yi kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Saki. Teşekkürler sevgili başkan, teşekkürler sevgili yakınlar. Evet, bir kızı ya evlenmek için seversiniz ya da eğlemek için seversiniz. Sizin kankam Yeter üzerinde yaptığınız oyalama taktikleri kız tarafını artık sabrını tüketmişti. Bu süre zarfında sizin evlenmek niyetinde olan beyaz atlı bir prens olmadığınız anlaşılmış. Hatta aksine beyaz atletli bir şerefsiz olduğunuz kanıtlanmıştır. Hadi orada! Hadi orada! Hadi orada! Bunlar neymiş lan lan? O kıza! Bana bak! Ne demek o kıza? O kıza en sen fazla getiriyorsun sen! Hadi orada! Hadi orada! Sayın Başkan, itiraz ediyorum. Bir susun ya! İtiraz ediyorum, hakaret var. Kız kankası şerefsiz kelimesiyle ne demek? Nereye varmak istemektedir? Sayın Saki, lütfen sözlerinize dikkat edin. Şerefsize şerefsiz demeyelim de ne diyelim sevgili başkan? Hayır, 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 hayır. Bu adamlara aşkitom dedik, bebişim dedik, çikilatam dedik, dedik. Ne oldu dedik de ha? Ne oldu? Tamam, sayın Saki, aynı kelimeyi bir kere daha kullanacak olursanız sizi kürsüden indirmek zorunda kalacağım, haberiniz olsun. Peki, buyurun devam. Soruma geçiyorum. Buyurun sorunuzu sorun. Arada bir de böyle sinirine hakim olama. Yani kendini zor tut. Onu biz hissedelim. Evet Sayın Saki, bir daha aynı kelimeyi kullanacağım. Olursanız sizi kürsüden indirmek zorunda kalacağım. Lütfen sorunuzu sorun. Tamam. Soruma geçiyorum. Sakin ama. Şimdi... Kusura bakmayın. Çok gergin. Evet. Şimdi bu kız ne zaman evlenecek? Yaş oldu 33. Kaz ayakları fil ayağına doğru gidiyor. Basenler bağımsızlığını ilan ettiler. Naime, sus artık. Hayır, ben susmayacağım. O kadar iyi gidiyorum ki yeter. Beni sakın durdurma. Biz aldığımız kilolar neticesinde rejim değişikliğine bile gitmişken o teklif gelmiyor. Yani demem o ki... Ne oluyor ya? Naila, iyi misin?
Evet, bak sokmuş. Bize mi titir veriyorsun bak, sen? Ya o evlilik teklifi gelecek. Ya da... Su mu versek, ne versek? Şişt, Naime, Naime yeter. Yerine gel. Sayın Başkan, böyle bir şey olabilir mi? Bir dakika, Naime Hanım, kendinize geliniz. Nedir bu kriz üstüne kriz? Allah Allah, bir sakin olun, Tamam, bir sakin. Evet, lütfen, teşekkür ederiz, buyurun. Ya evlilik teklifi gelecek, ya da biz bu kıza başkasını bulmuyor, ağzını kırarım senin. Bak, o teklifi edeceğim. Başkasını bulmayı çok iyi biliriz efendim. Yeter evlenecek, derden bitecek. Yeter evlenecek, gelinlik modeli bakmak bizim de hakkımız. Ya, yalnız kuyrukluyla balık sırtı arasında kararsızız. Ya yeter ya. Ya sayın kız grubu, vallahi burayı WhatsApp kız grubuna çevirdiniz ya. Allah Allah. Tamam sayın Saki, oturun lütfen yerinize. Tövbe estağfurullah ya. Allah Allah! Etmiyorlar, benim... Ya otur be. Şimdi konuşmasını yapmak üzere erkek grubunun ekonomisinden sorumlu Çetin abiyi en büyük abileri olarak kürsüye davet ediyorum. Çetin abi buyur. Bravo abiciğim, bravo abiciğim. Abiciğim bravo. Bravo Çetin abi. Bravo abiciğim. Şu turşunun suyunu sıkalım bakalım. Hadi bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz ki biz her zaman erkek tarafı olarak bu ilişkinin arkasında durduk. Evet. Fakat kız tarafının sonu gelmez istekleri doğrultusunda Meşhud'un dış borcu 5.000 lira olmuştur arkadaşlar. Aa. Abi bir dakika vereceğim dedim ya. Geçen ay da onu söyledin. Saçların beyazladı ya. Hadi oradan. Hal böyleyken düğün hayalleri kuranlara sormak istiyorum. Bu düğünün masraflarını kim karşılayacak? Ya yiğidim iki, pide salonunda evlenmeye, balayında kumburgaza gitmeye razıysanız buyurun damat burada. Hadi yapın da görelim o zaman. Hadi. Şu kıza ya. Bak vallahi ilişkiye ara veririm. Kendinizi dinlemek zorunda kalırsınız ha. Bir durun, bir sakin olun bakalım. Şimdi konuşma yapmak üzere taraflardan erkek grubunun başkanı, aynı zamanda ilişki mensubu, değerli kankam Mesud'u kürsüye davet ediyorum. Bravo Mesut. Başkan. Güzel başkan. Hadi bakalım. Hadi. Başkan. Hadi. Başkan. Hadi. Başkan. Dur, dur, dur. Tamam. Hadi. Gel. İyi misin kanka? Değerli ilişki mensubu üyeleri, ilişki meclisi üyeleri, saygıdeğer başkan, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bravo. Tamam. Arkadaşlar, biz 4 yıl önce bu ilişkiye başladığımızda bir enkaz devraldık. Doğru. Bizden önce geceler boyu mesaj bekliyordunuz. Biz her gece tatlı rüyalar mesajını eksik etmedik. Öpen emojisiz bırakmadık. Bravo. Helal olsun. Ama gör. İlişkinin başında ayda 2.1 olan dışarıda yemek yeme oranını haftada 1'e çıkardık. Bravo. Öyle. Evet. Sevgili arkadaşlar, bundan önceki ilişkide doğum günlerinde alınan kitap ayracı, ayıcık gibi çapsız hediyeler yerine telefon X alarak niyetimizi belli etmedik. Bir dakika, itirazım var orada. Biz onu bütçe yaratarak yaptık. Bütçe! Birisi bana telefon X alsa ben karımı boşarım lan! Ya tamam dedik ya, vereceğiz sana. Allah Allah. Bütün bu söylediklerimden sonra şimdi kalkmış kız tarafından bazı şahıslar bizi
ilişkinin geleceğini düşünmemekle itham ediyor. Buradan kendilerine sesleniyorum. Kulislerde dedikodu yapacağınıza icraata bakın, icraata! Efendim, icraati bırak, mürvete bak. Sorumuz net sayın sevgili. Kıvırmadan söz gibi. Evlilik istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Otur yerine! Otur! Yerine otur! Biz sizin kim olduğunuzu biliyoruz. Sen bu kızın ilkokul arkadaşısın. Evet, evet, evet. Sizin niyetiniz belli. Sizin niyetiniz bir düğün olsun, oradan da bana bir esmer düşsün. Ya. Otur! Benim bir kere çok ciddi flörtlerim var. Nerede var ya? Hadi oradan, hadi oradan. Hadi. Hadi, hadi oradan. Bırak şimdi. Sevgili arkadaşlar, bizim niyetimiz düğün yapmamak değil. Ancak maddi manevi zemin hazırlanmadan kız kankasının lafıyla hareket etmek bu ilişkinin altına dinamit koymaktır. Bravo. Buradan o alçak kız kankalarına sesleniyorum. Bravo! Bravo! Sizin kem gözlerinize rağmen bu ilişki devam edecek. Evet. Teşekkür ederim. Bravo! Bravo! Çok güzel. Bravo. Tamam, tamam, tamam. Uzatma bak sayın erkek kankası. Yersiz goygoydan dışarı atarım seni ha. Otur, otur, otur. Gerek yok, sunuluk yapma. Tamam işte. Söz sırası kız tarafı, grup başkanı, sevgili Yeter de. Yeter, gel. Sayın Başkan, sayın sevgili, değerli meclis üyeleri. Konu izdivaç olunca bütçeden bahsediyorsunuz ama kurdaki düşüşü hesaba katmıyorsunuz. Mesut en son bana ne zaman kur yaptı? Ha. Eskiden yaptığı kurlarla bugün arasında ciddi kur farkı var. Sayın Başkan, itiraz ediyorum. Mesut kankamız en son tanesi 2 liradan bir tepsi midyeyi kalp şeklinde yaptırarak sevgilisini evine gönderdi. Göndermedi mi? Doğru, doğru. Yani bu kur değil de nedir? Yani buna düşmeyen kız da yani ne bileyim. Evet, doğru. Tabii canım. Lütfen yapmayın. Lütfen. Bir saniye. Hayır, tak 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 tak. Ne tak tak? Yerkeniydi ama. Ya. Ya. Tamam, tamam. Tamam ya. Bir tepsi midye şey konuşulur mu kadar ya? Başkanım, bahsediyorsunuz. Hala midye diyorsunuz. Bakın notlarım var. Değerli taraflar, üzerimde çok ciddi bir baskı var. Farkında değil misiniz bilmiyorum. Evet. Düğünümde oynamak isteyen nenem mağdur. Benden torun bekleyen dedem mağdur. Taktığı çeyrekleri geri alamadığı için acılar çeken anamın gözleri yaşlı. Hepsi tek bir nefes olmuş, tek bir soruyu soruyor. Ne zaman evlenecek bu kız? Ben de şimdi size soruyorum. Bu Yeter ne zaman evlenecek? Lagası lugası yok. Derhal sandığa gitmeyi talep ediyorum başkanım. Ne sandığı ya? Ne sandığı? Ne sandığı? Ne sandığı? Çeyiz sandığı. Ya tamam, bir dakika sayın sosyal... Ya sayın sosyal çevre. Lütfen ya, Allah Allah. Başkanım, müsaade ederseniz dosyalarla geldim. Boş konuşmuyorum, belgelerim var. Bakınız. Yıllar önce alınmış 38 tane havlu. Bakınız, kenarları oyalı oyalı. Dantellerle işlenmiş. 52 tane çarşaf. 8 tane terlik, 7 tane röpteşember, 5 tane gecelik ve 11 adet küçük el havlusu. Güveler tarafından çeyizimde yenmeyi beklerken ben daha ne konuşacağım acaba? Bu el eğer yüzük görmez ise, bu ele yüzük takacak eller çok, onu da söyleyeyim. Elimizi sallasak ellisi. İlla sallayalım mı elimizi yahu? Sus be! Hadi sallayalım o zaman. Sayın Başkan, Cemre, bir Mesut. Dakika. Mesut söyle, söyle Mesut. Kız tarafı gerçek dayanağı olmadan bizleri tehdit ediyor. Ha, bir dakika. Yeter, var mı dayanağın? Olmaz mı Sayın Başkanım? Söylemiş olduğum gibi zaten belgelerimle buradayım. Görelim. Dosyalarımla buradayım. Şimdi açıklayacağım belgelerde, elimde görmüş olduğunuz bu dosyada özellikle geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz zamanlarda bana
DM'den usul usul yürüyenlerin listeleri var. Aa. Şöyle vereceğim, DM'den kimler ne tutuyor? Ben bakmam buna! Ben şöyle vereyim, elden ele dağılsın. DM'den yürüyenler görülsün. Kızım, burada benim adım var saçma. Ne? Hayır. Ne diyor lan? Hayır, bir dakika! Ne diyor lan? Bir dakika! Bir dakika! Bir dakika! Allah Allah! Ne? Ya tamam! Hayvan! Tamam! Sessiz, sessiz, Allah Allah, sessiz. Tamam, buyurun. Serseri ya. Sayın yeter, buyurun. Bakın, son kere söylüyorum. Şayet önümüzdeki dönemde evlilik teklifi bu meclisten geçmeyecekse, Instagram'dan seçilecek koca çok. Instagram'dan gelen bir DM'nin peşine düşenlerle aşkı, sevdayı, evliliği tartışacak değiliz. İşte o kadar. Onların niyeti belli. Bu arada DM demişken Özge Hanım'a DM'den yönettiğim soru önergesine cevap beklediğimi ayrı belirtmek istiyorum. Ben bilmiyorum. Gerçek mi bilmiyorum? Ben bakmıyorum DM'ye. Yok, bakmıyorum. Tamam, uzak dur. Devam edebilirim. Buyurun yeter, buyurun. Aşk kanununun 350. maddesince varlığımda kıymet bilmeyeni yokluğumla terbiye ederim hükmüne hitaben, değer bilmeyenlere kaybımın acısını anlatması açısından eski erkek arkadaşım Mustafa Bey'i izniniz. Yok abi, hayır, hayır, hayır artık canım, hayır. Bu ne böyle? Biz eski sevgilileri dinleyecek kadar geniş insanlar değiliz. Eğer bu ilişkide eski sevgililer söz alacaksa biz konuşmuyoruz. Evet. Tamam. Konuşmuyoruz. Ya bir dakika kanka, bir dakika. Allah Allah. Mustafa Bey burada bir arkadaş, eski bir arkadaş olarak bulunuyor, söz istiyor yani. Buyurun Mustafa Bey. Çok diyelim. Teşekkür ediyorum başkanım. Ben Yeter Hanım için en iyisi neyse onu isterim. Yeter, sen her şeyin en iyisine layıksın. Sayın başkan, alenen Yeter'e yürünüyor ya. Sayın kanka, yürümeden ilerleyin. Tamam, tamam. Peki sayın başkanım. Buyurun. O zaman ben erkek tarafına dönüp birkaç şey söylemek istiyorum. Ne var lan? Sataşma var sayın başkan. Tamam, tamam. Yapmayın oradan. Evet. Ben de bir zamanlar erkek tarafıydım. Ben de evlilik için henüz zamanı değil diye düşünüyordum. Evlilik bana uzak diyordum. Ama eğer sevgililik mevzuundan Mesut vazgeçiyorsa ben göreve talibim. Lan oğlum, başımız belaya mı sokacağız? İşte yüzüğüm, işte seven kalbim. Seçim senin. Utanmaz ya. Aynısını senin anana bacına yapsalar hoşuna gider mi? Allah! Ya git buraya, gel buraya. Ya bir dakika. Tamam, uzakma, otur. Artık neye sinirleneceğim? Oturun kardeşim, ya. Allah Allah, Allah Allah. Üf! Ya Mesut, cevabın var mı? Yüzüğümüzü de yanımızda taşıyoruz ya. Aa, lan Mustafa'nın yüzüğü yok. Sus be sen! Ay, ne haliniz varsa hadi. Görün. Hadi be hadi. Aman bana ne be? Hadi bir esin. Sus hadi. Aman! Tamam, aynen. Tamam. Eğer gerekirse evlenme teklif etmek de bizim boynumuzun borcudur. Yeter, benimle evlenir misin? Evet, evet, evet. İşte bu kadar. Bu işte. Çok güzel. Evet, sayın yakınlar, isteme ve düğün tarihini belirlemek üzere bir dahaki oturuma kadar meclisi kapatıyorum. Hayırlı olsun. Ha, Sübhanallah. Evladım, ak baba mısın sen? Yat bakalım. Kendini bana bırak. Aşçı mısın, tellak mısın? Ben anlamadım ki. Ulan Maraş kasabı, tutsana şunu. Ver o eti bana. Antrikotun intikamı. Şimdi bizim çeşitli şikayetleri olan arkadaşlarımız var. Bir de bir hocamız var. Ona deva bulmaya geliyorlar. Bakalım bulabilecekler mi, tedavi olabilecekler mi? İzleyip görelim. Buyursunlar. Ya Allah'ım. 10 kilo veremezsen seni boşarım dedi. İşte bulduğum çözüm. Ha, spor salonu burası. Hayır, tamam. Cinci hocanın ofisinin salonu.
Ya kilo sende kafa yapmış, ne cincisi be? Yürü ya. Naime, anlamıyorsun ya. Bana üç harflerden musallat oldu Naime. Zorla yediriyorlar bana. Şu an bile zorla yediriyorlar. Ya. Yapmayayım, yemeyeyim, istemiyorum diyorum ama bak. Bak zorluyor beni, bak zorluyor. Ya İbrahim ya, doğru doğru. Senin içine bir üç harfli girmiş. Ama C-İ-N değil, A-Y-I. Ayı girmiş içine senin. Ay vallahi beni uğraştırma hocayla hocam. Yürü ya. Naime, aşk olsun ya. Ben elimden geleni yapıyorum ama onlar izin vermiyorlar. Anladın mı? Yoksa bak, çaba gösterdiğim şuradan belli ki sandviçim kepek ekmeğine yapılmış. Türkiye kepek rezervlerinin yarısı o sandviçte be. Kimi kandırıyorsun? Allah aşkına gidelim ya. Ya Naime, tamam ya. Bir şans ver bana. Belki benim devam buradadır, derdime çare buradadır. Bu hocadır. Hadi be, içimde kalmasın. Ama senin içinde kalan kalmış zaten ya. İyi, tamam hadi madem denemek istiyorsun. Merhabalar. Randevunuz var mıydı? Aa, yok. Aa, neyse ki bugün çok da kalabalık değiliz. Sizi araya sıkıştırabilirim. İbrahim araya sıkıştırabildiğinize göre aslında bayağı vaktiniz var. Ay, tamam. Bugün kısmen daha müsaitiz. Tamam. Buyurun. Bu arada otururken Sehpa'da orada dergilerimiz var. Onlardan okuyabilirsiniz. Sağ olun. Yalnız dergilerin hepsi okunmuş. Naime, bırak. Ekstraya girmesin, bırak. Yani efendim, demek istedim ki dergiler okunmuş. Yani eski sayılar, hoca efendimizin okuyup koyduğu dergiler. Ha, Naime, devam et. Hayırlı günler hocam. Hayırlı günler evladım. Oturun, rahatsız olmayın. Hocam, Kudret Bey ve oğlu var sırada. Hemen geliyorlar. Çağır gelsin. Yine burada incin top oynuyor. Hocam, olur mu? Biz buradayız. Yok, incin top oynuyor top. Yalnız o penaltı. Vallahi penaltı. Vara git. Yok mu? Dur. Penaltı, kırmızı kart. Çık dışarı. Haydi, o bitince artık kapatın. Çalışacağız burada. Ne? 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 Ha, hay gel. Ha, haydi. Ha, haydi. Git buraya. Koş bakayım buraya. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ya bunları böyle oynatıyorum, yoruluyorlar. Uykusu gelince çarpmıyor. Bak, ne kadar bilimsel bir yaklaşım. Atmosferde şu cümle yayıldığında Amerika'da üç bilim insanı öldü İbrahim. Amat. Buyurun. Ne, ne? Amca merhaba, ne haber? Nasıl gidiyor? Teyze ne yapıyor? Merhaba amca, ne haber? Nasıl gidiyor? Ne haber, ne haber, ne haber? Kusura bakmayın. Kusura bakmayın, elinde değil efendim. Elimde, elimde. Ben bilerek yapıyorum ki. Ben böyle takılıyorum ki yani. Yapma, yapma yavrum. Yapma çocuğum. Çarpılırsın, çarpılırsın. Bak, senelerdir annenle sana bir fiske vurmadık. Gelip burada çarpılma yavrum bize. Çarpılmaz değil mi efendim? Çünkü biz pedagojik olarak doğru bulmuyoruz çarpılmasını. Vallahi belki çarpılsaydı pedagojik olarak düzelirdi. Neyse, oğlum. Amcam, ha amcam. Tut oğlunu. Gel, gel yavrum. Yapma, öpme hocam. Önce bilimsel bir muayene edeceğim. Aç ağzını. 22 yaşında erkek. Şaka, şaka. Evet, tam tahmin ettiğim gibi. Ay, gerçekten bilimsel yaklaşıyor gibi. Virüs mü girmiş acaba? Şeytan girmiş. Direkt kudurup demiyor da şeytana cine bağlı. Yapma evlat. Ben çok sıkıldım. Çok sıkıldım. Ayakkabımı atacağım. Vazgeçtim. Ayakkabımı geri giyeceğim. Dur bir dakika. Ana, yemin ediyorum da ters giydim. Vallahi yavrunuz şeytana papucunu ters giydirdi. Durum sandığından daha vahim. Siz bu çocuğa ne yapıyorsunuz, ne yediriyorsunuz? Efendim, biz bu çocuğa doğru düzgün bir şey yediremiyoruz. Buyurun. Şimdi anlat. Efendim, biz bu çocuğa doğru düzgün bir şey yediremiyoruz. Yani söz dinlemiyor, bir türlü söz dinlemiyor. Efendim, sabahları annesi kan yapsın diye bir bardak pekmez içiriyor. Öğlenleri reçel çikolata, akşamda bala bandırılmış muz yediriyoruz. Yeter ki çocuğun vücuduna vitamin girsin efendim. Yahu çocuk mu yapıyorsunuz, waffle mı? Böyle olur mu?
Bu yiyecekler şeytanda vesvesen yapar. Olmaz. Bu çocuk gününü nasıl geçiriyor? Söyle bak. Sana ne be? Sana ne be? Sana ne be? Sana ne be? İstediğimi yaparım. Sana ne be? Karışmayın. Siz karışmayın. Çok sıkıldım ben. Vallahi millet şimdi tokat atacağım çat çıt diye. Dur dur yavrum. Hocam şimdi biz annesiyle beraber çalışıyoruz bu çocukta. Evde... yalnız kalıyor. Biz bu çocuğu... Amca bak bak amca. Eve kilitlediğimiz için de efendim çocuk evde takılı takılı veriyor. Televizyon, bilgisayar onlarla oynuyor. Yavrum dur. Bıdı bıdı bıdı. Hadi getir yavrum. Şimdi bak bu böyle olmaz. Buyurun. Sana şimdi böyle okunmuş sebze, okunmuş et vereceğim. Çocuğa zorla da olsa bunları yedir. Tamam mı? Ondan sonra bir daha dışarı çıkarım bu çocuğu. Parkta koşsun, oynasın. Niye ki hocam? Şeytanı ter yoluyla def edeceğiz işte. Anladım hocam. Sonra bunları yedirin. Yemezse ama ısrar edin yesin. Sonra şeytan def olacak. Tabii hocam. Hacım. Kusura bakmayın efendim. Tekrar özür diliyorum. Çek yavrum. Bir şey söyleyeceğim ya. Hiperaktif çocuğa enerjisini atmasını önerdi. Yani bunun büyüğüyle ne ilgisi var? Vesvese yapıyormuş vesvese. Sen duymadın ki onu cahil cahil konuşuyorsun. Ya Allah Allah. Ya Suzan. Ya bir... Vallahi cinlerim tepemde yine. Bu ne ya? Efendim sırada bir çiftimiz var. Evet. Gelsin. Buyurun. Kolay gelsin ya. Hocam. Tamam, hadi. Evet. Hoş geldin evlat. Nedir derdin? Hocam bizim çocuğumuz olmuyor ya. Evet. Ne zamandır birliktesiniz? Hocam evliyiz ama beraber değiliz. O nasıl oluyor o? Şimdi hocam namuslu kalmak adına aynı evlerde yaşamak... Ne? Namuslu kalmak adına aynı evlerde yaşamak ayıp olur dedim. Erkektir dedim. Helalim nedir dedim. Evet. Sen bu manyaklığa nasıl cevap verdin yavrum? Karım ne derse hocam ben de. Hanımım ne derse ben onun bir lafını iki etmem. Hayır farklı evlerde yaşıyoruz. Nasıl çocuğumuz olmaz ya? Çok alakasız bir konu ya. Derdimiz budur hocam. Evet. Hocam ben size bir şey söyleyeyim. Lütfen. Müsait mi etraf yaklaşacağım? Yaklaş. Ona basma, yaklaş, gel. Dur. Hocam. Evet. Bence birisi, bizi çekemeyen birisi... Hı. ...bizim kuşumuzu bağladı. Siz durun, bu bende. Dur. Neyinizi bağladı? Kuşumuzu bağladılar ya. Kuşunuzu bağladı. Evet, leylek kuşu. Hocam bize çocukları leylekler getiriyor dendi. Biz bekledik ama gelmedi. Gelmedi ya. Biz de hani bağlama büyüsü yaptılar onu çözdürelim diye. Tamam ne olur evladım artık sus. Lütfen sus. Şimdi ben size bir yağ vereceğim. Bunu lütfen kullanın. Domuz yağı mı? Yok tövbe. Bu çilekli masaj yağı. Bunu kullanacaksınız günde 3 vakit ve yatak odasında. Kapıyı kapatın. 3 vakit bunu sürün, gerisi kendiliğinden gelir diye düşünüyorum. Sen bana taşınacaksın o zaman, belli. Bana geleceksin evet. Ya. Sakın kendi evine gitme. Senin evinde büyü var kızım. Hep kocanın evinde kal. Bunu sürmeyi unutma. Aklına da gelmişti. Doğru. Hocam Allah razı olsun sizden, sağ olun. Yürü kız bunu oramıza buramıza süreriz ya. Kurunca açar kız bu. Tövbe tövbe. Ben bu hocanın gerçek hoca olduğundan şüpheleniyorum. Verdiği yöntemler çok mantıklı. Hoca efendinin çok mantıklı bir nefesi olduğunu duymuştum zaten. Evet, şimdi sıra sizde. Buraya mı geçiyor? Gel. Haydi. Haydi. Ah! Ya vallahi keseceğim topunuzu. Bu nedir ya? Git orada oyna. Nereye gittin ya? Ali topu at. Sağ ol. Sağ ol Ali, sağ ol. Hocam hocam, o kim hocam? Cin Ali. Ali sen ata bak, biz devam edelim. Otur yavrum. Ay evladım.
Aman. Hocam, 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 hocam. Benim. Hocam, bana yediren cinler musallat oldu hocam. Zorla yemek getiriyorlar hocam. Aman hocam. Anladım. Spor salonu üyeliğini de ciller iptal ettirdi zaten. Kızım, sen bir karışma. Çocuk derdini anlasın. Deva olalım. Buyur yavrum. Hocam, geceleri böyle sabah 4-5 gibi bana bir titreyen geliyor. Öyle yataktan kalkıyorum. Yani kaldırıyorlar hocam. Kendimi buzdolabının önünde buluyorum. Bir daha söyle. Onlar bulduruyorlar yani hocam. Evet. Kapağını açıyorum, açtırıyorlar demek istedim. Yiyorum, yiyorum, yiyorum. Yediriyorlar, yediriyorlar yani. Doymuyorum hocam. İnsülin direncim var. Neyi? Efendim? Evladım, insülin diren cin var. İnsülinine cin girmiş. Onu toparlamamız lazım. İncin oradan koştu. Neyse. Hocam, evet. Ne olur yardım edin bana. Eğilip ayakkabımı bağlayamıyorum artık hocam. Ne olur hocam. Tamam. Ha? Ha, yok. Evlat, benli sana okunmuş su içireceğiz. Bir bardak. Yok, günde 3 litre. Tarçınlı, limonlu. Ödem atar çünkü. Yine saçmalama ya. Ne? Cinler tarçın sevmez. Bu bilinen bir gerçek. Evet. Evet. Sabahları bir kibrit kutusu büyüklüğünde okunmuş peynir. Öğlenleri salata, yeşillik. Akşamları da okunmuş ızgara balık. Sınırsız yeşillik ama sınırsız derken böyle ağaç gibi değil yani. Öyle bir şey gördüm sende. Daha sakin. Yemişliğin var hocam. Belli. Daha sakin yeşillikler. Misal dere, tere, here, mere gibi bir şeyler ya. Maydanoz falan şeytanı dök ederiz. Hocam, saray burması var. O da yeşil. Olur mu bu? Yok, öyle değil. Daha çok halden, manavdan alınan yeşillikler. Anladın? Bunu da al, günde 3 kere oku. Bu ne hocam? Doğa mı hocam? Yok be yavrum. Makaleler. Baskın! Kalk, 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 kalk. Çabuk, çabuk, çabuk. Geç, geç şöyle, geç şöyle. Geç şöyle. Yakaladım seni, sahte hoca. Yok efendim, ne hocası ya? Ben doktorum. Vallahi doktorum. Benim diplomam falan var yani. Öyle doktorum. Hadi bırak be. Biz çok duyduk bunları. Yürü hadi merkezim. Ya yemin ediyorum doktorum efendim. Vallahi doktorum, billahi doktorum. Hani ben böyle bilimi sevdirmek için böyle şeyler yapıyorum. Öbür türlü gelmiyorlar. Hep bunların peşindeler. Ben ne yapayım? Hani eskiden böyle anamız gofretin içine hapı koyup öyle verirdi ya. Onun gibi bak. Doktorum, diploma, doktorum ya. Ben de öğretmenim. Gerçi hakikaten ben tarih öğretmeniyim. Atanamadım, polis oldum ya. Benim. Ya yürü hadi merkeze ya. Bir konuşsaydık aslında. Ana yine, ana yine. Görüyor musun bak? Ah, sahte hocaymış. Az kalsın boşu boşuna yiyecektim o yeşillikleri, meşillikleri. Hayır, hayır. Hayır, ben hocaya laf ettirmem. Ay! Pardon. Ya, olmaz. Ben hocaya laf ettirmem. Hoca çok ciddiydi. Alacaksın o şey kitabını. Bu kitabı günde 3 kere okuyacaksın. Ona da harfiyen uyacaksın. Yoksa içinden çıkmaz o ayı. Hemen cin. Bunu yapacaksın. Tamam. Hadi. Tamam. Ay durun, gidiyoruz. Durun, durun. Yurt içi olur, yurt dışı olur. Böyle çok meşhurdur, buranın şu restoranı, şu yemeği iyidir deyip gidip değişik bir tecrübesi olan var mı? Şurada bir hanımefendi var. İsim ne efendim? Gülcan. Nereden geliyorsunuz? Avustralya'dan. Avustralya'dan geliyorsunuz? Evet. Herkes dedi ekmek, balık ekmek yiyin dediler Eminönü'nde. Evet. Gittik Eminönü'ne balık ekmek yemeye. Hiç de güzel olmadı. Ne güzel olmayan ne? Hiç de yiyemedim. Kılçık doluydu. Öyle bırakıp kalktık, gittik. Evet. Balığın kılçığı var yani o. Evet, balık kılçıksız yiyorum ben. Ama şimdi o etlerin bir arada durması için, değil mi, bir iskelet? Ama kılçıksız dediydi. Evet. Bir ısırdım, kılçık dolu. Peki Avustralya'nın balıkları daha mı güzel? Daha güzel. Evet. Ne var mesela oranın şu balığı mevsiminde çok iyi olur dediğiniz? Salmon?
Sorry? Salmon. Somon mu? Somon? Salmon? Nasıl? Pembe bir balık değil mi? Böyle büyük. Evet, evet o. O Avustralya'nın somonu mu meşhur? Evet. Ya... Nasıl olsa gitmemişlerdir uzak kıta diye. Bize burada. Avustralya'daki dostlarınıza selam söyleyin. Hi everyone. Kim var mesela dostunuz? Yok hiç. Hiç arkadaşınız mı? Arkadaşlarım genelde hep yabancı. E tamam, yani kim en yakın arkadaşınız? Jennifer mı? Natasha, Gabby. Ya, Gülcan Hanım. Şimdi siz Avustralya'da olduğunuzdan emin misiniz? Bak, evet. En iyi balığı somon dediniz. Salmon. En yakın arkadaşım da Natasha diyorsun. Olmaz mı? Evet. Tamam. Bizden de selamlar Natasha'ya. Öbürü evet. Kimdi? Sally. Gabrielle, Gabby. Gabby. Başka? Bye. Şimdi biz çok ünlü bir restorana gideceğiz. Daha doğrusu 3 tane ünlü arkadaşımız şefiyle çok ünlü bir restorana gidecekler. Bakalım o restoranda neler yaşayacaklar. Buyursunlar efendim. Ay. Ah. Kimse yok mu? Heyet Umumiye'nin karnı aç. Bakın bize yavrum. Otur selfie yapalım. Heh, gelemedi, geliyor daha. Ay vallahi o oh, Bahadır o. Oh. Evet evet o. Oh. Kimleri görüyorum? Ülkemin güzellikleri gelmiş. Ne oldu bunun eline böyle be? Aa. Ay. Bebeğim, oh my god. Seni bebekte ararken New York'ta buldum. Nihayet Bahadır'ın sitini yiyeceğim. Ay divan, keşke Faik de burada olsaydı ve çok istiyordu onun sitini yemeyi. Vallahi şu boğazcığından bir lokma geçmiyor Faiksiz. Boğazcığından bir lokma geçmiyor mu? Hı. Kız program başladığından beri son bir aydır senin boğazından geçen İstanbul boğazından geçmemiştir. Hey maşallah, hey maşallah. Bahadır gel evladım. Bahadır, ahvalimiz perişan. Ne sen sor ne ben söyleyeyim evladım. Hindistan'dan geliyoruz yavrum. Ete hasret kaldık. Etle bizi çocuğum. Ete boğ. Et boşalt üzerimize. Etten duvar ör. Seri et çalıştır ulan. Divan. Sizi baya baya etleyeceğim. Hadi. Merak etmeyin. Hadi çocuğum. Eğer izin verirseniz gidip içeriden etlerimi getireyim. Çünkü burada gözünüzün önünde yapmak istiyorum. Tamam. Ay. Oh my god. New York'ta acaba hayranları beni görür mü divan? Beni acaba arayıp da yemeği yemeden tarumar ederler mi? Sonuçta çok ünlüyüm. Dünya çapındayım bebeğim. Beni kim tanımaz? Mesela Faik tanımaz. Kız geçen dedim ki Afrodit'leyim dedim. Zeus'a selam çak dedi. Bak nasıl bilgili. Nasıl götürme. Keşke burada olsaydı Faik. Hanım sen tek başına var olamıyor musun? Faik de Faik, Faik ama yeter ya iki satır. Aşk olsun divan Faiksiz olur mu? Biz etle tırnak gibiyiz. Turşuyla sirke gibiyiz. Tahinle pekmez gibiyiz. Cihan Babur'la Bülent Ortaçgil gibiyiz biz. Tapu ve kadastro gibisiniz. Bana bak. Bu müstesna ilişkiden bahsetmeyi biraz ertele. Etle benim arama girme. Seni tokatlarım kızım. Çok samimiyim, tokatlarım yavrum. Divan, bebeğim. Çok yemeyiz değil mi? Çünkü kilo almak istemiyorum. Afrodit çok kilo alamaz. Hayranlarını üzemez. Yahu senin hayranların yakın gözlüğüyle bile göremiyor artık. Hey hey. Yaşlandın artık bir tanem. Kabul et, olur öyle. Hayır bebeğim. Efsaneler yaşlanmaz. Efsaneler ölmez. Efsaneler ölmez ama şekil değiştirir. Kız çok güzel laf soktun. Fevkaladenin fevkinde laf soktum vallahi. Ama beni güldürmeyin şimdi. Kan şekerim düşüyor zaten. Açım. Nerede kaldı bu etler? Geldi diyor. Yavrum çiğ bunlar. Siz mutfakta ejderha mı besliyorsunuz yavrum?
Niye pişirmedin bunları? Çünkü divan burada. Gözünüzün önünde. Şu ızgarada yapmak istiyorum. Bana bak. Müstesna bir açlık yaşıyorum. Acele et yoksa seni yerim at kafası. Hemen hazırlayın. Siz kızmayın. Ben de. Ay sinirlenme Bahadır bebeğim. Sakın kızma. Divan açlığın halinden anlamıyor ki. Oysa ben açlığın halini çok iyi bilirim. Bir dönemler yalıma mazot alamadım. Kız yalıya niye mazot alıyorsun? Traktör mü o be? Aa, yani. Ulan didişmeyin benim kafamda. Sen de yanına LPG taktırırsın olur biter. Kafanı kullan biraz. Bana bak Arizona kertenkelesi. Sen de pişir artık şunu. Mıncırıp durma. Son birkaç işlemi daha var divan. Bana izin verin. Fesübhanallah. Evladım, Akbaba mısın sen? Ölmüş zaten o. Niye etrafında devir daim ediyorsun? At mangala pişsin yavrucak. Ay, baby. Bahadır bebeğim. O parça hayvanın neresi, neresi? Afrodit'im, bu hayvanın sırtı en güzel yeridir. Ay. Bunu iyice ovalamak lazım. Yat bakalım. Kendini bana bırak. Aşçı mısın, tellak mısın? Ben anlamadım ki. Tamam, hemen hazırlıyorum. Merak etme. Ay dur, şunu fahiye çekip göndereceğim ben. Ay. Bahadır, et ters bir şey mi söyledi annem? Niye dövüyor onu düşün? Sultanım, bunu tokatlayarak yumuşatıyorum. Terbiye ediyorum. Güzel. Ama ben de şimdi az kaldı terbiyemi bozacağım yavrum. Ve sübhanallah, ver şunu ver. Ver, ver o eti bana. Antrikotun intikamı. Güzel mi? Oldu mu? Şuradan biraz acıdı ama. Et koy, geçer. Ulan yapacağın şu be adam. Bak, yapacağın şu. Bu. Bu nimet. Bununla oynanmaz, emcürülmez bu yavrum. Bu mangala atılır, yenir, şükredilir. Aa. Şimdi ay keşke Faik de olsaydı. Yerlerdi o eti mangalda, ne güzel. Sokacağım şimdi Faik'i ekmeğin arasına. Onu da yiyeceğim. Allah'ım bana sabır ihsan eyle yarabbi. Ay divam. Ortalık çok gerildi. Çok sinirlisiniz divacığım. Gelme yanıma, gelme. Sanat yapıyor bebeğim. Bebeğim sanat yapıyor. Gerçek sanatçılar bunu anlar. Gerçek olmayanlar anlamaz. Yavrum, mundar ettin etin, mundar. Divam, aşkla yapıyor işini. Devam et delikanlı bebeğim. Afrodit'im, işimi aşkla yaptığım doğrudur. Eti pişirmek sanat ister. Ah. Eti anlamalı. Ah. Et gibi düşünmeli insan. Ah. Ya ateşle etin arasına girme. Sen onları baş başa bırak. O pişirir eti zaten. Peki. O zaman son bir tuzu ekleyeyim divan. Tuz mu döküyor? Kusan deve kuşu taklidi mi yapıyor? Sun ulan artık şunu. Mangalın önünde ben piştim. Açlıktan kolumu ısıracağım. Hemen divan. Kesip hizmetinizi vereceğim. Oh Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. Kusura bakma, kusura bakma Bahadır oğlum. Biraz önce sinirlendim, etle seni tokatladım. Ama yani ne yapayım? Açlıktan kan şekerim düştü, sinirim bozuldu yavrum. Hiç önemli değil. Heh. Ay. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Etimi kesiyor, çiftleşme dansı mı yapıyor? Yani bu çocuk ne yapıyor? Ay diva, bebeğim. Sen çok sinirlisin. Bak işini nasıl güzel, özenle yapıyor. Bu eti yedikten sonra daha önce hiç et yememişim diyeceksiniz. Ay. Ve et geliyor. Ay. Hazır mısınız? Hazır. Ay, evet. Şu cenahtan gelseydin ha. Bebeğim. Ulan Maraş kasabı, tutsana şunu. Şunu aç olduk burada, ver! Divan çok özür dilerim.
Nasıl oldu böyle? Nasıl telafi edebilirim efendim? Şöyle telafi edebilirsin çocuğum. Yat ulan mangala. Yat. Divan bakın. Ne divan? Ne yapıyorsunuz divan? Ya. Bana divan edebiyatı yapma ulan. Ya da kız. Yedim seni. Kız bırak çocuğu. Tuzlayıp tuzlayıp yiyeceğim. Karışmayın. Yapmayın. Ya. Bir ısırık almadan bırakmam. Ay bir nikaha gidiyoruz efendim. O nikahta takı takma törenindeyiz. O takı takma töreninden bunalan da bir misafirimiz var, davetlimiz var nikahta. Bakalım neler yaşayacaklar, izleyip görelim. Buyursunlar. Hadi bakalım. Evet, sevgili misafirler, takı törenimizin sonlarına yaklaşıyoruz. Takmayan kalma, değil mi? Evet, çok güzel. Orada bir çeyrek görüyorum. Sağ olasın, sağ olasın. Evet, yine bir çeyrek diyeceğim ama gram gibi duruyor. O da olsun, güzel. Güzel, evet. Sevgili Mustafa, bakalım ne takıyor? Güzel, bir yarım. Çok güzel, çok güzel. 3 kilo baklava taktım. Evet, çok güzel. Evet, Kudret'im bakalım ne takacak? Evet, çok güzel. Yine bir çeyrek. Teşekkür ediyoruz Kudret Bey. Çok sağ olun. Çok sağ olun, evet. Sondan bir önce Ozan Bey takıyor takısını alkışlarınızla. Evet, çok güzel. Ve sonda kim var? Bilay var. O da ne? Elinde küçük, sevimli, içi sünger olan bir kutu görüyorum. Acaba ne var içinde? Bir çeyrek mi? Evet, çeyrek var Fikri abi. Şunu 2 dakika alabilir miyim lütfen? Sessiz ses. Evet. Değerli çiftimiz, sayın konuklar, misafirlerimiz. Yeni evlenen bir çifte altın takmak, yeni kurulan bir yuvaya fayda sağlamak bizim adetlerimizdendir. Ama geçen de hanımla yaptığımız bir hesaba göre bugüne kadar gittiğimiz 260 düğünden 157 tanesinin boşanmayla sonuçlandığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Peki bu durumda taktığımız takılara ne oluyor? Hemen cevap vereyim. Kimi takılar ayrılık sonrası Pelin Sular'ın açtığı T.N. Coffee isimli küçük şirketin sermayesi olurken kimi takılar Floransa'da bir selfie'ye dönüştü. Sakin arkadaşlar, haklıyken haksız duruma düşmeyelim. Değerli misafirler, beni bir kere kandırırsan sana yazıklar olsun. Ama beni 157 kez kandırırsan bana yazıklar olsun. Düsturuyla hareket ederek bu ilişkiyi masaya yatırma kararı aldım. Yok mu abi? Bravo. Mantıklı olan yaptım. Bravo, tebrik ediyorum. Bravo, tebrik ediyorum. Hayırdır? Bilal, ne oluyor oğlum lan? He? Ne yapıyorsunuz siz lan? Masanın altında limonata falan mı içtiniz? He? Bu neyin kafası lan? Aydınlanma kafası Fikri abi. Bir bardak limonatayla bir dilim pastaya 400 lira verecek olsam ben giderim Paris'te yerim bunu. Bravo. Evet. Yaşa be. Yaşa Bilal Bey. Ben bu çarka çomak sokmaya değil, kırmaya geldim. Bana bak, tatak Ramazan. Kendine gel be. Takıyorsan tak takını, milletin kafasını karıştırma vallahi. Çok kötü olur. Her şeyi duyuyor. Sana da geleceğim. Yıllardır kime ne takıldığını unutmayan çeyrek çizelgesi. Geç içim yapalım, öbür tarafa dur. Evet Bahadır, seninle başlayalım. Abi, ben bu düğünde figüranın bana bulaşmalı. Burada soruları ben sorarım ahbap. Çabuk bana cevap ver. En sevdiğin yemek nedir? Musakka. Peki, hiç Mehtap'ın musakkasını yedin mi? Ha, daha yemedim ama yapınca yiyeceğim. Musakka ne ya? Futbolcu falan mı? Başka sorum yok. Gelinle damat sizindir. Mehtap, sen anneminki gibi yemek yapmayacak mısın bana ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Sinirlerimi bozma benim. Ben hem çalışıp hem nasıl yemek yapabilirim? Peki ben hem çalışıp hem nasıl doyabilirim? Evlilik çatır diyor. Yıkım yakındır. Arkadaşlar, ben bu yıkıma tepki olarak verdiğim çeyreği geri alıyorum. Çok güzel bir hareket. Alkışlıyorum. Bu müthiş bir eğilim. Harika bir eğilim. Bilal'cığım, tebrik ediyorum oğlum. Çok güzel bir açık bulmuşsun.
Ama senin bu gezegende kapladığın alanı... Bu Esten'in ne demek istediğimi anlamışsındır değil mi? Yüklemi anladın ne olduğunu. Anladım Fikri abi, anladım. Ama baskılar beni yıldıramaz. Ben de bu çiftin mutlu olmasını en az senin kadar istiyorum. Tabii bu mutluluk gerçek ise. Şimdi çık, 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 çık. Evet Mehtap. Sağa gelelim. Az yer aç. Ahbap. Bu zamana kadar Kahmo aşık yedi kahvaltı. Kahmo odada çikolata şelalesine kadar diye dil atmalar. Instagram storylerinden mutlu birlikteliğinizi takip ettik kızım. Peki, evlenince bütün bunların son bulmasına hazır mısın? Neden son buluyor ya? Ben aranızdan çıkayım da. Anlamıyorum yani. Evleneceğiz diye eve mi kapanacağız? Yani ben zaten bütün bunlar bitsin diye evleniyorum Mehtap. Saçma sapan konuşma Bahadır. Hafta sonları ne yapacağız peki? İşte hafta sonu uyanırız. Kahvaltı ederiz. Sonra bir öğle yemeği yeriz. Annemi ararım. Sonra acıkırız, akşam yemeği yeriz. Azıcık televizyona bakarız. Sonra ama kesin uyurum. Gördünüz arkadaşlar değil mi? Gerçekler denizde yüzen bir kaha gibi ortaya çıktı. Bazen kulaç atarak kaçmaya çalıştığımız... ...bazen dibinden geçersen bağ değmez diye düşündüğümüz o kaha gibi. Yani. Örnek için kusura bakmayın. Geçen Cunda'da bir takip ediyordu resmini. Yani. Oradan aklımda kalmış. Neyse arkadaşlar... Biz evlilikler sonrası kurulan küçük işletmeler ve gobiler için birer sermaye miyiz? Evet. O zaman takı sökme törenimiz başlamıştır. Evet. Hayır. 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 Babası taktı yarım altını söküyor. Gelin amcası taktı paraları söküyor. Oğlum sen de mi taktığın çeyreği almadın mı? Hı? Bak böyle yaparsan kaos çıkar ha. Ne var lan? Ne demek ki var lan? Ne demek ki var lan? Ben güvenlik görevlerini sahneye davet ediyorum. Kelepçe takma töreni için lütfen güvenlik görevlileri. Çocuklar yapmayın. Atalarda değil. Efendim bizim bir programımız var. Bu programda ciddi dertler derman buluyor. Ciddi sorunlar çözülüyor. Yeter Yakalayan'la Tatlı Eşki şu anda karşınızda efendim. Birazdan başlıyor. Buyursunlar. Efendim hepiniz... Tatlı Eşki'ye hoş geldiniz efendim. İyi sabahlar olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz her hafta, her gün bir olaya parmak basıyoruz. Geçen hafta Şakir Bey'in düğünü vardı. Şakir Bey'in aslında evlendiği kişinin kaçtığını tespit ettik. Kaçtığı kişinin düşürdüğünün ayakkabı değil, aslında nal olduğunu bulduk. Tüm bunları çözdükten sonra ben ve ekibim bir kahve içtik, kendimize geldik. Şimdi bugün yeniden buradayız. Çok acılı bir aile var bugün. Çok dram var. Acı acı kokan bir dram var. Antal ailesi. Naime, herkes seni dinliyor. Canlı yayındayız, hazırız. Ne olduğunu bize anlatır mısın? Biraz bahseder misin? Önce kendimi tanıtayım mı? Lütfen tanıt. Evet, lütfen. Yeter Hanım, ben Naime. Hı hı. Bu kızım Mehtap. Bu kardeşim Kazım, şu ötedekiler de canımdan çok sevdiğim komşularım, bir tanelerim İsmail abinin Özge. Bırakın beni, ben onlara bir sarılayım. Sarıl Naime, buyur, stüdyo senin. İsmail Naime. Abi, hep böyleydi, hep böyle. Naime hep komşusuyla böyle. Sarılıyor. Hep böyle canım. Sıcak, hep böyle içti. Kardeşim, dostane sarılıyor. Ah İsmail abi. Tüm Türkiye görsün efendim. Naime, bu vesileyle tüm Türkiye komşu görsün. Püf sana benim üst komşum. Bütün gün halay çekiyorsunuz. Püf size. Komşu görün burada. Evet, devam edeceğim. Naime, galiba eşin fikri kayıp, öyle değil mi? Ya. Bize bir anlatır mısın onu? Bizim başımızdan çok mağdur bir olay geldi. Anlat lütfen. Yeter Hanım. Şimdi şöyle evet. Oldu. Biz Fikri'yle bir piyango pileti aldık. Hı. Kazandık da çok şükür. Ondan sonra Fikri İsmail abi ve Özge'yle piyango piletini bozdurmaya gitti. Daha da ortada yok. Naime,
Kaçırıldığından şüpheleniyor musun Fikri'nin? Ben kaçırıldığından değil, daha çok kaçtığından kızlarla parayı Miami'de çatır çatır yediğinden şüpheleniyorum. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Bu öyle bir ihtimal ki belki aklına hiç gelmedi. Evet. Ben Fikri'nin kaçırıldığından değil de kaçtığından parayı alıp Miami'ye gidip kızlarla çatır çatır yediğinden şüpheleniyorum. Yeter hanım. Sherlock Holmes rahmet istiyah. Yeminle tüylerim tiken tiken oluyor. Vallahi 5 dakikada durumun tespitini kodunuz. Bravo. Kesinlikle çok güzel çözdünüz. E olay bitti o zaman. Haydi biz gidelim. Hop İsmail Bey. Ben o Fikri denilen kişiyi buraya getirip onun suratının ortasına püt diye tükürmeden hiçbir yere gitmiyoruz. Buradasın. Ben önce Fikri'yi bulacağım, buraya getireceğim. Ondan sonra gideceksiniz, tamam mı? Şimdi yine acılı biri var stüdyoda. Tabii ki Mehtap. Babası gitti. Acısı çok büyük. Mehtap, acı içindesin biliyorum. Lütfen anlatır mısın? Vallahi Yeter abi, aşırı acı içindeyim yani. Çünkü babam yok. Babam böyle olsaydı böyle olmaz yani. Babam yok diye bana aslanlar olabilir ki oluyor. Ben de onlara mail verebilirim. Veriyorum. Yani gerçekten kafam çok karışık. Biraz böyle kötü düşüncelere hakim diyebilirim. Hakim. Peki Mehtapcığım, sen acını yaşarken yanında Kazım var. Kazım, senin eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şey ya da bu olayla ilgili herhangi bir ipucun var mı? Ha, şimdi bizim eniştemgile piyongadan 10 milyar lira çıkınca... Yok, 11,5 milyar. Onun vergiye düştüğünde eline kalıyor 8.750.000. Diyorlar televizyonda, gazetelerde değil mi? Ha işte neyse yani. Evet, evet. Sonuçta o para piyongadan çıkınca enişteme, eniştem ailesi gille evvel... Yemin ederim size İsmail abim gille, Özge ablam gille söyledi bunu yani sadece. Ne gereksiz açıklama. Ne anlamsız bir bilgi Kazım. Niye böyle bir bilgi veriyorsun şu an sen bize? Ne saçma bir şey, ne ima ediyorsun sen? Yok, ben bir şey ima etmiyorum. Yani hatta onlar birbirlerini çok severler yani. İsmail abimgil, eniştemgilin üzerine çok düşerdi ya. Tamam. Hatta eniştemgil piyongadan para çıktığını babası gibi söyleyecekken tam telefonu böyle kulağına götürdü. İsmail abimgil üzerine atladı, aldı telefonu, kırdı. Yani o kadar üzerine düşerdi. Tamam. Yani neticede bu dönemde babana bile güvenmeyeceksin. Ben dedim, ben onun can dostuyum. Ben ona dedim ki, Fikri dedim, parayı almaya giderken insanlar sana yolda can dostun gibi davranıp senin kafana çuval geçirmek suretiyle seni kaçırabilir. Gel sana yoldaşlık edeyim, ben seni oraya ben götüreyim dedim. Aa, görüyorsunuz değil mi Yeter Hanım? Komşularımız fakirler ama Fikri için benzin parasını düşünmeyecek kadar da cömert insanlar. Lütfen beni artık bırakın, ben onlara bir sarılayım. Git, neyime sarıl. Sağ ol. İsmail abi. Abim. Abim hep böyle sıcak, hep böyle içte. Ah Özge. Kız bir dakika. Elbisen buruşu ya. 1000 dolar verdim. Kız fedası kendine. Hey. Gerçekten inanılmaz bir dostluk şu anda izliyoruz. Kameralar çeksin. Böyle bir dostluk, böyle içten bir sevgi son zamanlarda gerçekten çok zor bulunuyor toplumumuzda. Naime, sana şimdi bir soru soracağım. Tüm bunlar yaşanırken elinizde ya da bir belge gördüğünüz bir kamera görüntüsü falan var mı sokakta? Var getirin. Olmaz mı? Şimdi sokağın kamerasından biz izledik. Şöyle gerçekleşiyor olay. Fikri, İsmail abim ve Özge ile gidiyor piyango biletini bozdurmaya. Tamam. Sonra yarım saat sonra dönüyorlar. Tamam. Aslında da önemsiz bir şey yaşanıyor. İsmail abi Fikri'nin kafasına çuval geçiriyor. Onu eve atıyor. Hani önemli değil, onu öylesine söyledi de. Sonra Fikri kayıp. Hiç anlamsız bir şey. Allah Allah. Şimdi... Sen tabii şoktasın. Bak o da şaşırıyor. Ha. Şimdi ben enteresan bir detay yakaladım burada. Fikri'nin başına İsmail çuval geçiriyor. Şimdi İsmail ne yapıyor? Çuvalı Fikri'nin başına geçiriyor. Anam gel sana emanet. Bu İsmail nasıl bir insan ki böyle bir dostluk gösteriyor ve Fikri arkadaşına sevgisinden
sürpriz kutlama yapıyor. Sen büyük insansın. Gel. Bravo. Bravo. Ya nasıl da çözdünüz? Vallahi bravo. Ben ona sürpriz yapmak istedim. Ben ona dondurmadan pasta alıp mumifletmek istedim ama o kaybolunca maalesef gerçekleştiremedim. Ay ben bu detayı nasıl atlamışım? Ah nasıl yıkık bir eş, ne kadar üzgünsün değil mi Nayim? Çok, ha? Çok. Ya bakın yeter. Sesim az kısıldı, tabii. Kusura bakmayın, tabii. Ağlamak. Acıdan, burandan. Şimdi Fikri, gittiği günden beri onun sesi hep benim kulaklarımda ya. Yankılanıyor. İmdat ben yan evdeyim. İmdat ben yan evdeyim diye garip bir ses. Anlamsız, saçma bir ses. Nasıl bağırır? Ha vallahi ben de bak, ben ha. De her gece yatıyorum yatağa. Böyle eniştem, eniştem, neredesin, ses et, bulak seni diyen sanki böyle duvarın öte tarafından. Hı. Lan salak yazım, yan taraftayım, gelin beni kurtarın. Der gibi bir takım sesler duyuyor gibi alıyorum. Niye ama? Çünkü sanki o duvar böyle üzerime geliyor. Böyle sanki o duvar yıkılacak da içinden eriştemgil çıkacakmış. Canım yani, sen çok çünkü üzülüyor. Ama niye? Siz nerede? Biz yan yana, duvarlar da iyice. Çok mu? Orada çocuğum, sanki... Çok üzülüyor, üzülüyor. Canım ben. Çok mu sen üzüldün oğlan? Hepimiz üzülüyoruz oğlum. Hepimiz dur bir dakika üzülüyor. İsmail. Bir saniye bir bana müsaade et. Çünkü ben şimdi biraz ikirciklendim ama İsmail. Ben şimdi biraz ikirciklendim. Sen söylüyorsun ki Kazım, Fikri İsmail'in evine girerken mi gördüm dedi. Yok canım öyle bir şey demedi. Hayır öyle bir şey şimdi dedim. Yani oğlum, oğlum yok, bir şey yok. Aa, İsmail abi sen hani bağcından bir adam çıkıyor da sen kafasını odunla buraya onu tekrar sokuyorsun ya garaja o gün işte ya. Ya yok öyle şey kız o geçen çarşamba oldu. He, işte geçen çarşamba ya. Aa Fikri'nin kayboldu. Tesadüf işte. Ya hatta Kımrılar'da şeyde çıkıyor ya. Sanki böyle eniştemgile benzeyen bir adam İsmail abimgilin evinden koşarak kaçıyor. İsmail abimgil de ona benzeyen bir adam da onun peşinden koşup yürekle kafasına vuruyor. Onu tekrar eve sokuyor hani öyle görüntülerde var ya hani. Aa, hani. İşte gün gibi. Ama işte ama ne? Ama eniştemgilden iz yok. Ama Kazım söylüyorsunuz işte her şey gün gibi ortaya çıkıyor. Hani? Her şey ortaya çıkıyor. Biz etrafında niye dolanıyoruz ya? İsmail değil mi? Demek ki neymiş? İnsan insana benziyor. Atalarımız çok doğru söz etmişler. Çok yeter doğru abla. Etmişler. Yeter abla bir dakika. Söyle Nayim. Bir dakika yeter abla. Söyle. Yoksa. Hı. Sanki. Ne? Belki de. Acaba. Ya ya yoktur öyle bir şey. Nayime bir dur şimdi. Her şey ortada neyi anlamıyorsun ya? Fikri en son bak ne yapıyor? Arabadan çuval geçiriyor buna, bunu evine sokuyor. Tamam mı? Bir daha da adam Fikri oradan çıkmıyor. Ha. Anla artık, anla. Fikri İsmail'lerin evine giriyor. Tamam mı? Yerden tüneli kazıyor. Doğru havaalanına Miami'ye. Doğru olacak valla. Şey değil. Vallahi doğru ha. Olacak. Çünkü yeni havaalanına tünel metro yok. Şimdi durun, bir ara verelim, bir rahatlayalım, bir bilgileri de toparlayalım. Canlı yayına bağlanmak isteyen biri var hatta, fakat ismini vermek istemiyor. Bir alo diyelim, alo desin, alo. Yeter Hanım, merhaba. Buyur. Ben ismimi vermek istemiyorum, adım Bahadır. İstemeyerek verdim. Ben mahallenin bakanıyım efendim. Hı. Daha fazla susamayacağım artık. Hı. Bu İsmail'le Özge Fikri'yi kaçırıp eve koydular. Parasını da çaldılar. Fakir falan değil bunlar ya. Her gün avokado, ananas falan alıyorlar benden. Evet, benden. Ya yeter hanım, hı. Yeter. Söyle İftira özellikle. Ediyor. Bu kim ya? Ben bunu tanımıyorum. Bakın benim bu elbisemden başka üzerimde hiçbir şeyim yok. Yemin ediyorum iftira ediyorlar, yalan konuşuyorlar ya. Olmaz böyle bir şey ya. Biz bir şey yapmadık yeter hanım, kurban olayım ya. Özge. Evet, İsmail. Nedir bunlar böyle? Nedir bu bilezikler böyle Özge? Ses çıkarıyor. Stüdyodayız. Ayıp oluyor. Topla onları. Şıkır 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 ses yapıyorsunuz. Yayındayız. Ciddi bir şey çözüyoruz. Yapmayın, kurban olayım ya. Neyse. İsmail ne diyeceksin? Şimdi telefonda ismini vermek istemeyen Bahadır bir şeyler söyledi. Doğru olabilir mi dedikleri, ne diyeceksin? Benden husumeti var bana, çamur atıyor. Ay sinirden başım ağrı giriyor. Çıkmıyor. Ya keşke bir yazma olaydı şöyle sıkıp. Dur bakayım. Sıkıp koyayım. Ben onu koyayım ya. Şunu sıkayım şurada. Şu zavallı kadınla adama iftira etmeye utanmıyor mu bari ya? Kapat telefonu.
Kapatın alın şunu tamam. Hatta ya benim İsmail abim Fikri'yi çok severdi. Evet. O gün hatta Fikri kaybolunca bunlar üzüntüden ne yapacaklarını şaşırıp gittiler. Beykoz'dan villa aldılar. Ben üzüntüden ne yaptığımı biliyor muyum? O gün gittim ben Beykoz'dan 8+1 villa aldım. Hep üzüntüden. Vallahi inanılmaz bir şey. Şimdi ben rejiden Fikri'nin son görüldüğü günün fotoğrafını isteyeceğim. Bakalım Fikri en son ne giydi? Üstünde ne vardı? Bunu merak ediyorum. Getirin bana Fikri Bey'in son fotoğrafı gelsin. Tamam, teşekkür ediyorum çocuğum. Teşekkür ediyorum. İsmail bir yardım et bana. Şu stüdyonun kenarına götürüverelim. İyice şuraya çek, şu kamera görecek. Şu iki kamera. Evet, Fikri kaybolduğunda en son gün üzerindeki kılık budur efendim. Aynen. Böyle giyinmiş. Ekoseli bir gömlek varmış üzerinde ki senin gömleğinle aynı duruyor. Bu içlerdeki siyahlar keza. Gözlüğü varmış Fikri'nin, görüyorsunuz. Sende de bir gözlük var, şaşırtıcı ve aynı galiba. Öyle değil mi? Ayakkabılara bir göz atacağım. Ayakkabılar da tıpatıp aynı. Kemerin var mı? Kaldır bakayım. Kemer de birebir aynı. Zaten eniştemgille İsmail abimgilin zevkleri çok uyarıdı. Enteresan. Öyle bir bekle bakalım İsmail. Şimdi ben Fikri Bey'in cep telefonunu aramak istiyorum. Bu önemli çünkü. Bir çaldıralım. Bakalım oradan bir sinyal alacak mıyız? O sinyali belki takip edeceğiz Naime. Belki bulacağız. Reji çaldır telefonu. Wow. Hey. İsmail abi. Saklama İsmail abi. Hepimiz gördük. Tüm Türkiye gördü. Görüyorsunuz değil mi? Sevgisinden gidip Fikri ile aynı numarayı almış. İşte dostluk bu. Sen nerelere gittin Fikri? Püs sana be. Ha? Koca kafalı, kara böcek suratlı seni. Pü! Gerçek de öyle yeter abla. Bak misal babam olsaydı böyle olmazdı. Ama babam olmadığı için ben mesela biri beni kaçırsın isteyebilirim. İstiyorum. Misal yani bu gece evde sokakta o altındaki balkonumuza biri gelebilir. Ben de hazır olabilirim. Olurum. Saat gece 1 gibi. Gerçekten acını öyle hissediyorum ki hepimiz, bütün stüdyo, kamera karşısındaki izleyiciler senin acını yaşıyorlar Mehta. Ben de çok acı çekiyorum. İzninizle artık dayanamıyorum ve birazcık ben de artık kendimi bastıramıyorum duygularımı ve ağlamak istiyorum. Evet. Fikri, şu anda büyük bir haber bu. Yine Tatlı Eşki ekibinin büyük bir başarısı. Don Atlet sokakta buluyor ekibim. Ve derhal stüdyoya istiyorum Fikri'yi. Don Atlet yakalanıyor. Sonunda kurtuldum. Şuraya bak. Yeter Hanım. Yeter Hanım, bunlar beni kaçırdılar, paramızı da çaldılar. Bu adamlar evet, bunlar beni kaçırdılar, paramızı çaldılar. Tüh, sana bak, hala konuşuyorsun sen. Şu tipine bak senin. Yani gören de seni böyle yolda giderken kafana böyle bir çuval geçirmek suretiyle kaçırıp bizim ardiyeye kilitlediğimizi, benim yarım akıllı karımın yemek verirken kapıyı açık bırakıp senin o kapıdan çıktığını falan zannettim yani. Lan zannetsin zaten, öyle oldu. Tüh, bak hala konuşuyorsun, iftira atıyorsun. Sus artık ya. Ya niye lama gibi suratıma tükürüyorsunuz ya? Burada mağdur olan benim. Pes! Terbiyesiz. Ah Fikri, seni boşamaya karar verdim. Belli ki Miami sana hiç yaramamış. Stilini değiştirmişsin. Teşhirci bir yapıya bürünmüşsün. Kız manyak mısın sen? Diyorum ya. Evden zor kaçtım. Doğru zor kurtardım kız? Kızım annene bir şey desene. Vallahi diyemem. Başımda baba yok. Başımda baba olsaydı belki diyebilirdim ama yok. Ben buradan bütün bekar erkekleri seslenmek istiyorum. Hangi kameraman? Hangi kameraman? Hangi kameraman? Boşta, bekar, çay içelim. Gelir misiniz ekip arkadaşlarım? Alın bu arkadaşı. Nasıl yani? Polise, hadi teslim edin. Neyse, karakolda zaten her şey çözülür. Kamera kayıtları falan da vardır. Orada çözerler. Ne kamera kayıtları? Hayır efendim, olur mu öyle şey? Ben bu masum insanlara iftira atmayasın diye bütün kamera kayıtlarını sildirttim. Hadi şimdi. Hadi. Allah cezanızı versin lan. Sanatçı, içerisi dışarıdan daha rahattır. Götür lan, götür. Evet, işte gördünüz, çözdük. İçiniz rahatladı değil mi? Keyfiniz yerinde değil mi? Çok şükür Naimeciğim. Geçmiş olsun diyorum. Atlatacağız inşallah. Atlatacağız, bunu da çözdük. Bakalım haftaya kimlerle olacağız? Esen kalın. Güldür, güldür dünya.
dünyayı güldür, döndür, döndür. Dünyayı döndür hayal.